Arkadaşlar Space Talk başladı. Kübra hoş geldin. Hoş bulduk. Kübra Müjde. Kendisi uyuyan ressam. Aynı zamanda sanat eğitmeni. Sanat eğitmeni. Tam olarak bize uyuyan ressam nedir bir anlatsana. Aslında uyuyor musunuz abire? Yani uyumaktan resim yapamıyorum diyebilirim. Uyumaktan resim. Şöyle canlanıyorum. Uyuyorum. Sürekli şöyle uzanmış bir yerde. Aa iyi hadi kalkıp şu fırçayı da bir hareket ettireyim de sonra kaldığım yerden devam ederim diyerek. Öyle bir iş var mı cidden ya? Yani o kadar eğer zengin olsaydım muhtemelen aksi olmazdı hayatım ama şöyle söyleyebilirim. Uyumak benim için konuşmak, rüya görmek, gezmek, uzayın bir boşluğunda oyun oynamak. Mesela iki gün önce rüyamda hiç abartmıyorum. Uçuyordum ama nasıl biliyor musun? Elimi falan kıpırdatmıyorum yani böyle altından aynen o Matrix'teki gibi binalar geçiyor ve ben bütün her tarafın üzerinde bildiğin şöyle durarak biraz da buraya gideyim deyip orada ışınlanıyordum. Arkadaş ne güzel rüyalar ya, biz eski sevgilimizi görüyoruz, şeye bak ya. Yani uyuyan ressam diye tabir edilme aslında yeni yeni başladı. Ben üniversite 1. sınıfta zaten uyuyordum falan zaten uyuyordum. When I was asleep. O zaman daha da erkene döneyim. 5,5 yaşında anaokulunda Sevinç Yamaç diye bir öğretmenim bana dedi ki Kübra sen çok güzel resimler yapıyorsun, öngörüsüne bakar mısın? Sen ressam olacaksın dedi. Ve ben gerçekten 14 yaşında Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Sonra üniversite, sonra yüksek, sonra doktora ve hep hiç resmi bırakmadım. Şimdi diyorum ki acaba öğretmen bana öyle söyledi diye mi resim yaptım? Ya da ben de gerçekten resim yapma potansiyelini gördü de mi öyle söyledi? Hala bunun cevabı yanıtlanmadı. Ya ne güzel, aldığım bütün konukların, bütün hocaları, ne bileyim bir abileri hep demiş böyle sen müzisyen olacaksın, sen de resim. Benim hocam neydi biliyor musun? Sana yemin ederim bak 6. sınıfta mıydım, 7'de miydim neyi hatırlamıyorum. Annemi çağırdı, bu çocuk dedi okumaz, bundan da hiçbir şey olmaz. Sınıftaydı, bunun yüzünden ders işleyemiyoruz dedi. Alın bu çocuğu dedi, bunun beyni basmıyor dedi derslere. Yani bu daha hiçbir şey yapamayacak halinizse iyi ki daha fazlasını öngörememişim. Ama babam hala diyor, senden hala ne olduğunu çözemiyorum diyor mesela. Hala ben de bilmiyorum ne olduğunu mesela. Ben de yani yok şöyle artık gerçekten ya, ciddi bak misin? Ciddi söylüyorum sana. Yani İyi de şu an yaptığın belli bir şey var ya, en azından mesela şu an bir program sunuyorsun. Evet. Bir eleştiri yapayım yanlış anla. Bu tamamen benim genel olarak hani her türlü sanata ve sanatçıya saygım sonsuz. Ben fotoğraf sanatçısı olarak, fotoğrafın içinden gelen biri olarak söylüyorum. Şimdi o kadar anlamadığım resim var ki mesela. Hani ne anlattığını anlamıyorum ama bir çok ciddi paralara satılıyor mesela. Evet. Hani bunun sebebi bizim anlamadığımız için bir değeri var. Onu anlayan hiç kişiler satın değil, alıyor yoksa değil. Duvarda güzel görünüyor. Hayır. Aksine sanatın içerisinde yani ben böyle çok bütün dünyadaki kavramsal sanatlara işte satılan yüksek rakamlardaki resimleri en haddine eleştirecek düzeyde henüz kendimi görmüyorum. Ama sana çok basit bir şekilde şunu söyleyebilirim. Mesela yakın zamanda o ketçap çalışması 22 milyon dolara mı ne satıldı ve insanın şöyle şurası yanıyor nasıl ya filan diyorsun. Çünkü sen yani bunun sadece eğitimi değil gerçekten kafa işletim sisteminden tut işte hayata yansımandan tut her şeyini veriyorsun. Benim mesela şu anda 142 tane filan eserim var. Ama o adam kalkıyor, çok doğru kontaklar buluyor. Mesela kalkıyor, bunun adı network mi? Bunun adı pazarlama. O aynen şeyin Basquiat'ın filmini izlediysen bilirsin mesela. Sadece keşfedilmediği için o vakte kadar ürettikleri görülmemiş. O yüzden yani o ketçap çalışmasının satılması adamın tamamen şansı diyebilirim. Adamın yetenekli olduğunu kimse iddia edemez yani. Hani hiç üzülecek bir şey yok. Türkiye'de ressam olmakla İngiltere'de ressam olmak arasında ne fark var? Burada kendimi daha çok ressam hissettiğimi söyleyebilirim. Haftanın sadece 1,5 saati çalışıyorum. Mesela şu an bugün o haftanın 1,5 saatinde yaşıyorum. Tam benlik iş değil mi ya? Vallahi bak. Yemin ederim bak uyuyayım. Buradan çıkacağım dinlenmek için mesela güzel bir yemek yemem falan gerekiyor diye. Ben de buradan çıkıp fotoğraf çekimine gideceğim ben. Oğlum her gelen konuktan para toplasak ki. Ya bir ay, şey diyeceğim. Siz neyse bu konuyu sonra söyleyeceğim. Şöyle yapmayacağım şey işte. Gibi parantez açıyorum. Eşliğin aklına karpuz kabuğu soktum. Abi resim. Böyle deyince olmuyor. Kübra'cığım bizim şöyle bir konseptimiz var. Her gelen konuğumuzdan işte bir bağış kutumuz var. Tamam canım ben resim yaparım olmaz mı? Yani resim olur mu? Para satarsak değerlenir mi? Ama bir şartla resmi burada sergilerseniz. Yapalım mı? Bence de. Ben tamam, çok samimiyim. Tamam. Evet. Ama uyuyan bir resim olacak. Ben resim yapmaya başlasam kız arkadaş edinir mi?
Böyle bir hava var mı peki? Yani ressam, yani, entel erkekler, erkek kadınlar beğeniyor mu? Erkek olmadığım için bilemem. Yani bir kadın olarak resim yapıyor olmam erkeklerin ilgisini... Yok, ben kendim için soruyorum. Empati kurmaya çalışıyorum, anladın mı? Olabilir, evet. Entel çünkü resim yapan erkekler cool'dur yani. Heh. Çünkü dünyadaki erkek oranlarının böyle bir... Çok feminist konuşmak istemiyorum ama çok hani az spesifik böyle gerçekten yaratıcı üreten falan kesim vardır. Ve eğer sen ressamsan onlardan birisindir ve öyle biriysen tabii bu kadınların ilgisini çeker. Ama sırf bunun için de numaradan resim nereye kadar yapayım? Yok, numaradan nasıl çizeyim zaten yani. Neyse, en fazla uyuyarak çizerim o da. Konuşalım bu konuyu. Bu arada Kübra Müjde'nin evet. Bundan sonraki projeleri neler? Yani uyumaya aslında... Uyumaya devam tabii ki ama uyumak bana ilham veriyor. Şöyle yanlış anlama. Şimdi sen burada geldin, ortamı ben şu gördüm. An böyle söyledim ya, şimdi izleyen insanlar diyecek ki harbiden bu kız poso yatarak nasıl para kazanıyor? Madem o kadar zengin bir çocuğumuzu göndermeyelim falan diyecekler. Para kazanma olayını geçiyorum. Şimdi sen geldin, biz burada işte kameralar, ışıklar falan bir şey kurulmuş. Hı hı. Ben senin uyurken nasıl çalıştığını merak ediyorum. Sen gerçekten benim uyurken çalıştığımı inandın mı? Niye oğlum? Şimdi şöyle, ben şunu şöyle düşünüyorum. Sen uyuyorsun, tamam, bir anda uyanıp bir şey çizip tekrar yattığını düşünebiliyorum. Hayır, hayır, hayır. Yani böyle şeyler yaptım ama sürekli böyle resim yapmıyorum. Ben uykuyu resim konusu olarak işliyorum. Yani uyuyan insanları çalışıyorum. Ve bunun hikayesi de üniversite birinci sınıfta hocam bana demişti ki, aslında en başında bunu söylemiştim de konu çok dağıldı, genişledi. Üniversitedeki hocam, gittim dedim ki hocam ben çok... Yani sürekli resim yapmak istiyorum. İçimde bir enerji var ve bunu çıkarmak istiyorum. Ama bir konuya mı bağlı kalmalıyım ya da içimden ne gelirse mi yapmalıyım, bunu bilmiyorum dedim. Daha 19 yaşındaydım. Dedi ki Kübra'cığım dedi, kendini tanıyorsan eğer düşün. En çok neyi seviyorsun onu çalış. O zaman sen hayatın boyunca bu işi, bu aslında sadece sanat için değil her şey için geçerli. Neyi çok seviyorsan, en çok neyden keyif alıyorsan, buradan devam edersen, sen 83 yaşında bir kadın olsan bile bunu yapmaya devam edeceksin dedi. Ben de hocam ben uyurken çok mutlu hissediyorum ya da uyuyacağımı bilince çok motive oluyorum dedim. Yani belki çok herkes ben de seviyorum diyecek ama yani benimki birazcık daha psikolojik aslında. Sonra bir dakika ya hocam, evet ya uyku ya dedim. Sonra bildiğin önce uyuyan insanlar yapmaya başladım. Sonra uykunun sosyolojik boyutu var, psikolojik boyutu var, toplumsal boyutu var, dini boyutu var. Uyutuluyoruz yani. Siyasi boyutu var. Anladın mı? Çok kapsamlı. Sonra olay genişledi. Bu benim yüksek lisans tezime yansıdı. Bununla alakalı hemen çok güzel soru sorayım. Master yaptın mı? Tabii yaptım. Tamam. Şimdi soruyu yapıştırıyorum o zaman hemen. Şimdi bizde şöyle bir konseptimiz var. Bir önceki konu sana soru soruyor. Bir önceki konumuzun sana sorusu şu. Yapmış olduğum mesleğin yüksek lisans ve master'da faydaları neler? Avantajları bir konuya spesifik bir şekilde yoğunlaşmanı sağlıyor. Yani ben yüksek lisans dönemindeyken sürekli okula her derse katılmıyordum. Ama dönemin başında hoca bana diyordu ki Kübra sen uyku üzerine mi çalışıyorsun? Tamam, bana git dünyada atıyorum 1910 ile 1940 yılları arasında dünyadaki bütün sanatçıların bu konuyla ilgili neler yaptığını araştır diyordu. Ben yüksek okumasaydım mesela belki de hiç böyle bakmayacaktım. Sonra ben araştırınca işte siyasi boyutunu öğrendim. Ya da Hitler'in bunun üzerine neler yaptığını öğrendim filan. Bu böyle gitti. Sadece benim alanımdan yürürsek ya da konumdan yürürsek bu alanda dünyada neler yapıldığını öğrenme fırsatı yakaladım master'da. Çocuklarla ilgili bir proje var galiba, yanlış bilmiyorsam. Eğer bizim ekip de kabul ederse şöyle bir söz vermek istiyorum. Projeyi başlattığın zaman çocuklarla birlikte hepinizi burada ağırlamak isterim. Aa, çok çok mutlu yani, oluruz. Yani Emre de gelsin, o soru sorun onlara. Tamam peki, kabul ederiz. O zaman sen de şöyle bir şey yapacaksın. Çalışacağın programın sonunda çocuklarla beraber resim yapacaksın. Ben bakma. Resim yapacağım. Söz. Tamam, tamam. Söz veriyorum. Hatta hepsini aynı yere asacağız. Hatta burayı böyle küçük küçük o gün çocukların resimleri. Doğaçlama mı yapacağız ama? Evet, evet. Ellerle yapmıyoruz değil mi? Bakalım. Ketçap getirebilir miyim yanımda? Yapıyorum işte ketçap. İddialı, evet yani kalıcı bir permanent şey bulursan olabilir. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğin varsa bir şey ekleyebilirsin. Yoksa sormak istediğin soruyu bir sonraki konuğa alalım. Bir sonraki konuk kim olacak? Söylemiyoruz, sürpriz. Tamam, şimdi ben bundan sonraki konuğun kim olduğunu bilmediğim için herkese sorulabilecek bir soru sorabilirim belki. İsminin hayatındaki önemini ve
İsmini sevip sevmediğini sorabilirim belki de. Tamam, süper. Son bir soru da ben kendim istiyorum. Bu daha zor geldi şu anda. Tamam, peki. Boyunun uzunluğundan memnun musun? Çok memnunum ya, bayağı. Kopya çekemiyordum ama olsun. Arkadaşlar, Space Talk'un sonuna geldik. Kübra Müjde'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii videoyu kapatmadan önce abone olmayı, like atmayı, video ile alakalı düşüncelerinizi de yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.